Bakan abi, Kültür Bakanlığı. Bu işin asıl iş başlangıcı sizde. 1,5 yıl önceden mi başladı? Ne kadar fazla? Millet o zaman farkında değildi. Ben sana söyleyeyim. Kasım ilk toplantılarımız Kasım 2011'de yaptık. Taksim platformu Ocak 2012'de resmen kuruldu. Yani Taksim platformu çıktı 2012 Ocağı. Bak, 2012 Ocağı'ndan bu yana zaten 1,5 sene geçti. Değil mi? İnsanlar mücadele veriyor. Daha da önce Kasım ayında bir çekirdek insan grubu bir araya geldi. Taksim platformu kurulduktan sonra başını çekerek odaları, kent planlama, şehir planları odalarını, mimarlar odalarını vesaireyi sürece kattı. Buradaki sendikleriyle birlikte giderek sendikalar, işte taktikler odaları vesaire 80 sivil toplum örgütü imza koyarak yer almaya başladı. İlk eylemlerimiz biz Mart 2012'de, arkasından Nisan'da, Mayıs'ta burada insan zinciri olarak sanatçılar ve edebiyatçılarla burada ağaçları sahiplenerek, bu ağaçlar benimdir, kesilemez kampanyası yaptık. Birçok eylem yapıldı. Arkasından da imza kampanyası yaptık. Bir yandan da... İmza kampanyası ne kadar ulaştınız? 70 bin imza topladık. Bu imza kampanyasının sonuçları Anıtlar Kurumları'na, Kültür Bakanlıkları'na gönderildi. Ayrıca semt derlikleri, buradaki yerel inisiyatif, Mimarlar Odası, Mimarlar Odası, şehir planları odası davalaştı. Yürütmeyi durdurma davaları. Yürütmeyi durdurma davası. İşte Cuma günü 6. İdare Mahkemesi kabul etti. Yani esas en büyük problem Anıtlar Kurumu'nun topçuk iştesini reddetmesinden sonra Tayyip Erdoğan'ın çıkıp biz reddedeceğiz demesi büyük problem. Yani böyle de sınır tanımaz, hukuk tanımaz, benim dediğim dedikler, çaldığım düdük bir şekilde ortaya çıkmış en büyük problem. Ve arkasından o zaman biz bir toplantı yaptık, bunu yapabilir mi diye. Ben şunu söyledim, yapabilir dediler. Evet, yapılabilir dedi. Yapacağını da bekliyorduk. Ama bu ayağını kurşun sıkmaktan daha kötü bir şey olacak. Tabii onun için ayağını koca bir gülleyi bırakmak da aynı şey. Evet, bir tekil topladığı üst kurulu, emri verdi. Üst kurul oy birliğiyle Anıtlar Kurulu'nun kararını reddetti. Yani onayladı bu sefer. Fakat yine muhalefet kurdu. Onaylaması da yani hayata geçiremedi. Yani şu ana kadar toplu kuşlası süreci işliyor fakat bir adım atamıyorlar. En son resmi ruhsat yok. Yok tabii. En son şeyde İçinli toplum tarih yapma töreni günü adım tekrar ilan etti. Burası kaçak olarak mı yapılıyor normalde? Şu olay kaçak değil. Yani bu tamamen satır anlamı kurulmuş olaydı. Ama biz buna da karşıyız. Yani. Şimdi şöyle bir şey var. İki ağaç kesildi deniyor. Aslında iki ağaç değil de daha önceden burada kaç tane ağaç kesildi? Yani bulvardaki bütün ağaçlar yaşlı yılların ağaçları kesildi. Hem de anıt ağaçlar. Şuradan Karlıbaşı Caddesi'nden Dönen Efendi'nin önüne kadar millet ancak farkına vardı demek. Ama işte yani birileri bir avuç insan bağırmaya devam etti. Şimdi en son şeyin Yuvan Otel'in karşısındaki bölgede ağaçlar kesilmeye çalışıyor. Biz tabii hep duyarlı durumdayız ve aktif durumdayız. Geldik ve tekrar o gece yani gece yapıyorlar bu işi, kepçeler yapıyorlar. Buradaki genel sektörün en yakın insanları burada 60-70 kişi toplanıp gece burada sabahladılar ve durdurdular. Durdurdular kepçeleri. Ertesi gün buraya yüzlerce kişi toplandı. Aynı gün. Yani gece tam sabahında. Ve giderek çığ büyüdü ve o gece burada çadırlar kuruldu. Ve başka o gece başladı. Perşembe gecesi. Perşembe. Perşembe. Çadırların yıkıldığı gün. Ben bir gün de toplu kuşçası süreci ve buradaki
Gezi Parkı'ndaki ağacın yeşilin yurtundan kaldırılma süreci başlayacaklar, görmüyorlar. Siz şunu soracağım ben. Bütün detayları başından sonuna kadar bu işin içindesiniz ve bunu yürütme kurulundasınız. Yürütmede değilim, içindeyim. İçindesiniz. Ben şimdi bir şey söyleyeceğim. Alanda Türkiye'de böyle bir şey beklenmiyordu ve bu hareket Türkiye'ye yayıldı. Dünyaya yayıldı. Siz de Yunanistan'dan yeni geldiniz. Yunanistan'daki tepki nasıl? Yunanistan'da iki miting yapıldı. Ayrı ayrı için detaya gireyim. Selanik'te ve Atina'da ayrı ayrı mitingler yapıldı. Bütün çevreciler, Yunan aktivistleri, Komünist Partisi, Sosyalistler, Sosyal Demokratlar özellikle çok büyük destek verdiler ve çok büyük mitingler yapıldı. Şu anda da oraya nasıl bir katkı koyabiliriz diye izliyorlar ve sürekli yazışma halindeyiz. Büyük bir ilgi var. Yani dünyanın her tarafında var. Ben sadece Yunanistan'da olduğum için biliyorum. Dünyanın her yerinden destek geliyor mu buraya? Yani bunu birçok yerde mitingler yapıldı. Mesela dün Nazım Hikmet'in anması yapıldı Moskova'da. Orada binlerce kişi büyük bir destek mesajı yapıldı. Paris'te yapılmış. Paris'te yapıldı. Almanya'da yapılmış. Fransa'da, Londra'da her yerde çok büyük mitingler yapıldı. Bütün dünyanın ilgisi şu anda buradaki uyanışa izledik. Fakat dünyadaki bu tarz çevresel etkinliklere baktığınız zaman burada başka bir şeyler oluyor. Dünyada böyle bir komün hareketi yok. Her şey ücretsiz. Herkes bir şeyler getiriyor. Nasıl oldu? Nasıl oldu böyle bir şey? Daha önce yani siz özgü bir şey demektir. Yıllardır bu işin içinde ve bu işleri takip eden bir insan olarak daha önce böyle bir hareket oldu mu hiç dünyada? Dünyada muhakkak kurulmuş olabilir, bilemiyorum. Hayvan ola hayvanlar, saygı köpekleri. Kurulmuş olabilir, yani pratiklerine bakmak lazım o kadar değil ama Anadolu'ya özgü bir şey olduğunu düşünüyorum, bizim insanımıza özgü bir şey olduğunu düşünüyorum. Bunu yaşamak için buraya gelmek lazım, bunu tatmak lazım. Teşekkür ederim.